Sedem Ala Burhan Hazretlerinin bir adetini, bir tavrını anlatayım. Tilo'ya gittiğim zamanlarda dikkatimi çekti. Baktım Alaaddin, Bahaddin, Diyaddin, Nimetullah, Vefaaddin Seyda'nın bu beş pırlanta oğlu. Seyda'dan bahsederken mesela Alaaddin'e bir şey sordu, şey Seyda falan. Baktım Seyda'yla konuşurken kaddasınızsınız diye. Seyda'nın huzuruna gitti ki Ammo Melle dedi. Oranın yerel diliyle. Ammo Melle demek hoca amca demek. Seyda'ya niye amca diye hitap ediyor dedim. Ama bir şey de sormadım. Sonra baktım birkaç gün sonra işte Vefaüddin geldi. Seyda'yla bir şey konuşurken Ammo Melle dedi. Ammo dedi. Amca diye hitap ediyor Seyda'ya. Sordum bir gün Alaaddin'e. Dedim ki niye böyle hitap ediyorsunuz? Dedi Fatih abi bizim dedi bir amcamız vardı. Bu amcamız vefat etti. Vefat ettiği zaman çocukları vardı onların. Bütün o çocuklara dedi Seyda bakmak zorunda. Yani o onları büyütecekti. Dedi kardeşinin vefat ettiği gün ertesi günü bizi çağırdı. Dedi şimdi bu yetimler bana kaldı, bize kaldı yani. Bu yetimler bana amca diye hitap edecekler. Siz bana baba diye hitap ederseniz bu çocukların, bu yetimlerin yüreği burkulabilir. Bu yüzden siz de bundan sonra bana amca diye hitap edin ki o yetimlerden bir farkınız kalmasın. Böyle dondum kaldım. Hala çocuklara amca diyorlar. Şimdi biliyor musunuz? Kocaman insan olmuş. Bu yetimler de büyümüş. Hepsi büyümüşler. Ama artık dilleri de böyle alışmış böyle devam ettirip duruyorlar. Böyle bir merhametin örneğini gördünüz mü siz hiç? Murşid-i Kutb Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha.